Arkadaşlar hepinize merhaba. Daha önce bu alt ağlara bölme ile ilgili bir video çekmiştim. Tahta karşısında ve sınıf gibi bir ortamda diyeyim anlatarak. O videoya gelen yorumlardan yola çıkarak ve sizden gelen bir takım sorularla biraz daha detaylı, biraz daha farklı bir video çekmeye karar verdim. Ancak sonda söyleyeceğim, başta söyleyeyim. Bu videoyu izlerken eğer aklınıza yatmayan, anlamakta zorlandığınız kısımlar olursa lütfen başka kaynaklara da başvurun. Yani bir kere dinleyip ben bunu öğrendim tamam yeter diye geçmeyin. Özellikle bol bol soru çözün. Çünkü soruları çözerken asıl konuyu kavrayıp kavramadığınız ortaya çıkıyor. Ben burada mümkün olduğu kadar biraz formüllere değinerek formüllerden gitmeye çalışacağım. Çünkü daha öncesinde işin mantığına değinmeye çalışmıştım. Orada formüllere ağırlık vermemiştim. Bu videoda da formüllerle ilerlemeye çalışacağım ve daha çok A ve B klası da içine alacak şekilde. Çünkü gördüğüm kadarıyla en çok kafanızın karıştığı noktalar A ve B klastaki subnetting yani alt ağlara bölme işlemi. Şimdi işlemlere başlayalım. Daha önceki anlatımımda ben tahtada anlatımı yapmıştım ama şu anda imkanlarım öyle olmadığı için önce Excel'de denedim, Word'de denedim. Baktım yine en güzeli PowerPoint'te oluyor. Biraz ders formatında olacak. Umarım çok sıkıcı olmaz. Sonuna kadar dinleyin. Sona doğru bir takım örnekler olacak. Oralarda biraz daha pekiştirebilirsiniz diye düşünüyorum. Örnek soru çözümlerini ise tamamen ayrı bir video olarak yapmayı düşünüyorum. Evet, daha önce bahsettiğimiz yine işin temelinden girelim. Neden alt ağları bölüyoruz? İlk önce daha az broadcast yaymak için. Yani bir ağda eğer atıyorum 1000 tane makine varsa bu çok fazla trafik, çok fazla gürültü kirliliği yaratıyor network'te. Bunu daraltmak sizin ağ sağlığı için, ağdaki cihazların iletişimi için biraz daha faydalı hale geliyor. İkincisi güvenlik ihtiyacı. Ne kadar parçalara bölerseniz veya bölümlü olursa o bölümler arası iletişimi kontrol etme imkanınız oluyor. Farklı ağları birbiriyle iletişime sokmak için ya bir router ya bir firewall kullanıyorsunuz. Böylece atıyorum okulda matematik, fizik, kimya bölümlerinin ağları birbirinden tamamen bağımsız. Matematik, fizik bölümünün kaynaklarına direkt erişemiyor. Siz izin vermediğiniz sürece göremiyor. Ya da bir şirket için düşünürseniz insan kaynakları, muhasebe, işte bir başka departman arasındaki bütün iletişim siz izin vermediğiniz sürece sağlanamamış oluyor. Böylece departmanlara veya şehirlere göre bölümleyebiliyorsunuz. Bir de ağda bulunabilecek cihaz sayısını sınırlandırmak. Bunu özellikle şunun için yazdım. Özellikle bu one-to-one VPN yani birebir VPN sistemlerinde araya bir üçüncü kişi girmesin diye alt ağ maskesi o kadar daraltılıyor ki sadece iki IP bulunabiliyor. Bu şunu da sağlamış oluyor. Eğer sisteme sızmak isteyen biri olursa sistemde kullanabileceği, girebileceği ek bir IP bulunmuyor. Zaten sadece iki kişinin kullanımında olan bir ağ, sadece iki tane IP ile sınırlandırıldığı için üçüncü bir kişi buraya normal yollardan giremiyor. Bunun gibi hani sınırlandırma amaçlı bir özelliği var. Temel bilgi IP adres dediğimiz şey dört tane bölümden oluşuyor, oktetlerden. Şurada gördüğünüz işte 0 nokta 0 nokta 0 nokta 0 gibi. Ve bu sayılar şuradan şeye geçeyim de. Evet. 0 nokta 0 nokta 0 nokta 0 şeklinde. Bu sayıların alabileceği en büyük rakamlar da 255, 255, 255, 255. Yani her bir hane 0'dan 255'e kadar sayılardan oluşuyor. Bunu 4 haneli bir sayı gibi düşünebilirsiniz. 0'dan 255'e giden. Buradan A klas, B klas ve C klas IP nedir? Ona da ufakça bir değinelim. 0'dan 127'ye kadar, bakın şu ilk oktet için konuşuyorum sadece. 0'dan 127'ye kadar alınan değerler A klas. 128'den 191'e kadar olan aralık B klas. Şu ilk oktette göreceğiniz rakam eğer 129'sa bu bir B klas. 128 ise B klas. 192'den 224'e kadar olan kısım da C klas. Şimdi şu rakamlar aklınızda kalmıyorsa diye şöyle de bir örnek getirdim.
İlk A klasla B klas arası 128. B ile C arası 64. Bakın 128'e 64 eklerseniz 192 yapıyor. C klasında sonuna kadar gitmek isterseniz 32 ekliyorsunuz. 224 yapıyor. Pardon. 224 yapıyor. Bu şekilde. Yani bu rakamları ezberleyemezseniz şu 128, 64 ve 32'yi bilmeniz yeterli. Bu da zaten 2'nin katları. IP'lerde vesairede sıkça görebileceğiniz rakamlar. Sınıflara göre temel A maskeleri ise şöyle yer alıyor. A klas bir IP normalde bölü 8 yani 255 0 0 0 maskesiyle adlandırılıyor. Bu durumda da A klas bir IP'nin network adresi şu kırmızı ile yazdım 10. Bu arada bu terimlere birazdan gireceğiz. Network adresi nedir? Broadcast adresi nedir? Şimdi ufaktan bir bahsederek başlayayım. B klas için 128 ile 191 arası demiştik. Onda da ilk iki oktet network adresini veriyor. Bölü 16 olduğu için ilk iki okteti kullanıyoruz. Örnek olarak 172 16 77 85 diye bir IP varsa bunun A adresi 172 16. C klasta da 192 ile 223 arası demiştik. Örnek olarak 192 168 176 diye bir IP olsa maskesi temel maskesi bu olacağı için A adresi 192.168.1 şeklinde olacaktır. Bilmemiz gereken bazı temeller var. Terimler var. Bu terimler şöyle. A adresi bir ağdaki ilk IP o ağın A adresini veriyor. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Posta kodu gibi bir mahallenin posta kodu, bir muhitin posta kodu. Orayı niteleyen ilk IP oluyormuş. Network adresi. Aynı ağdaki son IP adresi de broadcast adresini oluşturuyor. Broadcast'te açacak olursak şuna yarar. Bazı protokoller ya da programlar ağda birebir görüşme değil. Yani bir bilgisayara mesaj gönderme değil de ağdaki bütün bilgisayarlara bir paket gönderme ihtiyacında bulunur. Bunun için de bu broadcast adresi kullanılır. Yani ortamdaki bir kişiyle değil de herkese hitap edileceği zaman broadcast adresi kullanılır. Birinci ve ikinci terimde yer alan bu iki değer ağda bulunan cihazlara IP olarak verilemez. Şu aşağıda yazdığım not o. Yani bu iki terim cihazların IP adresleri olarak kullanılamaz. Bu iki değerin arasında kalan bütün IP'lerde cihazların alabileceği IP'lerdir. Birazdan örneklerle biraz daha detaylanacak. Bir de formüllerimiz var. Aslında temelde iki tane bilmemiz gereken formül var. Birisi 2 üzeri n. Buradaki n alt a bölmek için kullandığımız bit sayısı. Normalde C class'ta bölü 24 demiştik. Bölü 25 olduğu anda bir bit almış oluyoruz ve o ağı ikiye bölmüş oluyoruz. İki tane bit alırsak o ağı dörde bölmüş oluyoruz. 2 üzeri 2 olacağı için. İşte burada bir ağı ikiye bölebilirsiniz, dörde bölebilirsiniz, 8, 16 diye gidiyor. Aklınızda şu bulunsun, bir ağı 5'e bölmek, 6'ya bölmek gibi yani kafanıza göre istediğiniz bir rakama bölemiyorsunuz. Daima çift sayı ve 2'nin katları şeklinde gidiyor. Yani 2'ye bölebilirsiniz, 4'e bölebilirsiniz. Çünkü bazı sorularda 5'e bölsek falan gibi bir soru geliyor. 5'e bölmek diye bir şey yok aslında. Orada sizin seçeceğiniz değer 8, 8'e bölmek. Hani 5'ten aşağı 4'e bölmek sizin işinizi çözmeyeceği için bir üste yuvarlayıp 8'e, 16'ya, 32'ye diye işlem yapmanız gerekiyor. Bir ağdaki bulunabilecek cihaz sayısının adedini de bu formül veriyor. 2 üzeri m eksi 2. Buradaki eksi 2 biraz önceki bakın bu terimlerde geçen A adresini ve broadcast adresini cihazlarda kullanamıyoruz demiştik. Kullanamadığımız için eksi 2 oradan geliyor. Yani ilk IP ve son IP'yi kullanamadığımız için 2 üzeri m değerinden sonra eksi 2 diyoruz. Bu da host için kalan bit adedi. Birazdan örneklerde göreceksiniz. Bu m neyi kastediyor, n neyi kastediyor? Kafanız karışmasın. Toplam host adedi ise
Burada örneğimiz şu şekilde. Diyelim bir ağı 4'e böldünüz ve bir alt satırdaki formülde her bir ağda 50'şer tane cihaz koyabildiğinizi varsayalım. Toplam hosta dedi 50 çarpı 4 yani 200 olacaktır. Burada amaç şu. Şu formülde bulduğumuz bölünmüş ağların her birine düşen hosta dedi. Ama biz hepsinin toplamını istiyorsak toplam hosta dedi buradan çıkıyor. İlerliyorum. Şimdi burada büyük bir parantez açıp binary sistemden bahsetmem lazım. Çünkü alt ağlara bölmenin temelinde yatan şey bu aslında. İkilik sistem nedir? Biliyorsunuz bilgisayarlar ikilik sisteme göre hep programlanıyor. Biz grafiklerle işte ne bileyim harflerle vesaire kumanda ediyoruz ama bilgisayarın iletişim sistemi, kendi kullandığı sistem ikilik sistem. Birler ve sıfırlardan oluşuyor. Normalde şu üst kısım onluk sistem, ondalık sistem dediğimiz bizim günlük hayatta kullandığımız normal sayma sayıları bildiğiniz gibi 1, 2, 3, 4, 5 diye gidip 9'dan sonra 2 haneye geçiyor. İki haneli sisteme geçiyor. İki hanede de 10, 11, 12, 13 diye 99'a kadar gidiyor. 99'dan sonra bir sonraki sayıya geçmek için 100 yani 3. yüzler hanesine geçiyor. Birler hanesi, onlar hanesi, yüzler hanesi. Ondalık sistem bu şekilde. Bunu biliyoruz hani. Zaten günlük hayatta kullandığımız için çok aşina olduğumuz bir sistem. İkilik sistem ne? Bakın ondalık sistemde 10'a geldiğinizde ikinci haneye geçtiğindeki gibi ikilik sistemde de iki rakamı yok. Burada 10 yok, burada da 2 yok. 0, 1 dedikten sonra 2 diyemiyorsunuz. İkilik sistemde tekrar 0'a dönüyor. 0'a döndüğü için ikili hanelere geçtiği zaman 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. 3 tane 0. Burada bitti. Yani bizim 99'da bittiğimiz gibi 11'de bitti artık. Bir sonraki haneye geçmek için 3. haneyi kullanıyor. 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Burada bütün rakamlara gelebilecek kombinasyonlar. Tabi bu gözünüzün alışık olmadığı için şuradaki sayı dizisi gibi gelmiyor size. Ama bir sonraki sayfada şeyi anlatacağım. İkilik sistemdeki rakamların onluk sisteme dönüşümü. Bunun formülü de şöyle. Normalde şöyle 3 tane sıfırdan oluşan bir ikilik sistemde bir rakam var diyelim. Biz bunu günlük hayatta kullandığımız onluk sistemdeki hangi rakama karşılık geldiğini bulmak istersek önce ilk haneden başlıyoruz. İlk hanedeki sıfır renklerle kodladım. Şu kırmızı sıfır çarpı 2 üzeri sıfır artı ikinci hanedeki sıfır bu sefer çarpı 2 üzeri 1. Üçüncü hanedeki sıfır çarpı 2 üzeri 2. Şu 2 üzeri 0, 1, 2'ler haneler arttıkça artıyor. Yani burada 3 haneden sonra 4 olsaydı çarpı 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 4 2 üzeri 5 şeklinde gidecekti. Şimdi bunların hepsi 0 olduğu için sonuç 0 çıkıyor zaten. Yani şu binary ikilik sistemde yazılmış 0 0 0'ın karşılığı bizim gündelik hayatta kullandığımız onluk sistemde yine 0. 0 0 1'in karşılığı ise bakın bu sefer 1'i aldım 2 üzeri 0. Bu arada herhangi bir sayının üzeri 0 1 eder. Yani 1 çarpı 1 burası aslında. 1 çarpı 1 artı 0 artı 0. Sıfırla çarpıldığında 0 olacağı için. Bu durumda 1 ediyor. Bir sonraki ikinci hanesi 1 olan bir sayı. 0, 1, 0. Nasıl hesaplıyoruz? Son hanesi 0 olduğu için 0, 2 üzeri 0 artı ikinci hanesi 1 olduğu için 1 çarpı 2 üzeri 1 artı 0 çarpı 2 üzeri 2. Burada 2 üzeri 1 2 olduğu için 2'yi de 1 ile çarptığınızda yine 2 yapacağı için 0 artı 2 artı 0 o da eşittir 2. Formüller bu şekilde ilerliyor. Bakın burada da ilk hanesi ve ikinci hanesi 1 olduğu için 1 çarpı 1. Burada 2 üzeri 0 demin 1 demiştim. 1 kere 1 1. Şu bölümün değeri 1. Bu bölümün değeri 2. 1 artı 2 artı 0 eşittir 3. Bu şekilde hesaplayarak gidiyoruz. Yani sizin ikilik sistemde şöyle bir sayı görürseniz, 100 gibi bir rakam görürseniz bizim ondalık sistemdeki karşılığı 4'e denk geliyor. Niye? Çünkü bu sefer 3. hane 1, bakın 3. hane 1, 3. hanedeyken 2 üzeri 2 oldu. 1 kere 2 üzeri 2, 2 üzeri 2 yani 2'nin karesi 4 yaptığı için 4'e karşılık geliyor. Matematiksel denklemi bu şekilde. İkilik sistemde 111 görürseniz onun karşılığı 7'ymiş.